Burada topraklar boş kalsın, Venezuela'da mı yapılsın tarım işte? Sudan'dan sonra, Nijer'den sonra haberleri ifade ettik. Bu böyle nereye gidecek? O zaman çiftçi ne yapacak diye danışalım. Alanı da bu olan bir isim aynı zamanda. CHP Edirne Milletvekili Sayın Okan Gaytancıoğlu bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. İyi akşamlar Çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için. Haberde de ilettik. Şimdi Maduro'nun ziyaretinde de bu durum konuşulmuş. Dolayısıyla Venezuela'da bir buğday ekimine başlıyormuş Türkiye. Yani böyle mi olur buğday krizinin çözümü sizce? Şimdi Maduro dediğiniz gibi Maduro diyeti aklıma geldi. Biliyorsunuz Maduro iş başına geldikten sonra uyguladığı ekonomi politikalarıyla Venezuela halkı 11 kilogram zayıfladı. Kişi başına 11 kilogram zayıfladı. Bereket ki şu dünyada Ukrayna savaşı Venezuela'ya yaradı. Petrol kriziyle birlikte petrol fiyatları yükseldi. Venezuela biraz durumu toparladı. Ama orada da bir tek adam rejimi var. Hatırlarsanız 2 sene önce de oradan 5 ton peynir, işte 5 ton ayçiçeği falan gibi böyle komik rakamlarla biz bir ithalat kararı aldık. Bu bir gemiyi doldurmaz dedik ama orada yapılacak işler çok karanlık işler. Hele Venezuela gibi ülkelerde bizim bir gelecek aramamız zaten son derece yanlış. Bir ara Sudan'da denediler, Nijerya'da denediler. Şimdi AKP'yi çok yakından tanıyoruz, Venezuela'yı da yakından tanıyoruz. Yani kendi topraklarımız boş dururken, yani 35-40 milyon dönüm arazimiz boş iken, yani başka bir tabirle, İki Trakya büyüklüğünde ya da Belçika büyüklüğünü dikkate alın haritada. O arazi boş iken bizim başka ülkelerde üretim yapmamız arkasında başka işlerin de döndüğünü gösterir. Nitekim bundan geçen hafta Sudan'la ilgili kit komisyonu toplanmıştı. Orada bir şirket kuruldu evet. Ve o şirket zarar açıkladı. Hiç de bir üretim yapmadan. Çünkü onları kiralayanlar da belliydi, yandaşlardı. Bir şeyler yapmadılar. Yani bir şeyler çeviriyorlar ama artık yolun sonuna geldiler. Yani bir şey yani, yapılmadığı gibi bu şirketin yönetim kurulu vesaire bütün bunlar da var zaten değil mi? Ve onlar evet. Da huzur haklarını, maaşlarını almaya da devam ediyorlar. Ortada yapılmış hiçbir şey yokken bir de böyle bir durum. Buyurun. Yine geçen hafta ihracatçı birlikleriyle ilgili bir yasa geldi. Ben de komisyonda konuşmuştum onunla ilgili. Genel kurulda da görüşüldü. İhracatçı birliklerin yönetim yapısına kendileri atama yapmaları gerekirken hükümet oralara da müdahale ediyor. Yani orayı 100-150 tane eleman yerleştirmek için, yani rantı açmak için her yerde rant arıyorlar. Niye? Çünkü biliyor musunuz Çiğdem Hanım, uzun lafın kısası, büyük şehirleri kaybettiler. Yani İstanbul, Ankara'yı kaybettiler. Oradaki rantları tekrar bulamıyorlar. Başka yerlere yöneliyorlar. Venezuela'da bunlardan bir tanesi. Yani biz boşuna Kurtuluş Savaşı yapmadık. Kurtuluş Savaşı yapıldığı zaman bağımsız olmayan ülkelere de örnek olsun demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani oralarda da bir bağımsızlık mücadelesi başlasın demişti. Biz tabii ki Venezuela'ya, Sudan'a, Nijer'e, Mısır'a, Etiyopya'ya, Fas'a, Cezayir'e gidelim. Onlara yardım edelim. Onlara teknik bilgi verelim, tohumluklarımızı paylaşalım, makine parkımızı paylaşalım, onlara mühendislik desteği verelim, onlardan da bilgi alalım gerekirse. Tohumlarımızı değiştirelim gerekirse, denemeler yapalım, araştırmalar yapalım, ikili anlaşmalar yapalım ama onların topraklarında zaten ürün yok. Onları sömürge olarak kullanmayalım. Şimdi yazı şöyle diyor, Venezuela'daki gelin Maduro demiş, %70'ini siz alın, %30'unu bize bırakın. Yani böyle bir anlaşma olabilir mi? Bizim topraklarımıza gelecek başka bir ülke bizden %70'ini alacak, %30'unu bize bırakacak. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Yani işin arkasında başka işler dönüyor. Türkiye başka ülkelerde hiçbir şekilde üretim veya ürün aramasın. Her şey Türkiye'nin, Anadolu'nun topraklarında, Trakya'nın topraklarında var. Yeter ki bilinçli, tutarlı bir tarım politikamız olsun. Tarlalara suyu götürelim. Yani daha 2 gün önce Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Takip ettiyseniz Rusya-Ukrayna koridorunu koruyacağız dedi. Demek ki hala oradan gelecek gemilere karşı bizim bir beklentimiz var. Tabii. Yani bu mu denirdi? Şunu demesi gerekirdi Tarım Bakanı'nın. Ya dünyada bir gıda krizi var. Rusya-Ukrayna savaş halinde. Biz kendi çiftçimize daha fazla destek verelim. Bu nedenle Tarım Bakanlığı'nın bütçesini 2 katına, 3 katına çıkartıyoruz. Her yerde sulama destekleri veriyoruz. Bunları demesi gerekirken biz gidiyoruz başka ülkelerde. Yani gündemi değiştirmek için çeşitli bahaneler üretiyorlar.
Bakın oradan ürün gelecek, Türkiye'de ürünler bollaşacak, gıda krizi kendiliğinden gidecek. Esas kriz bundan sonra başlıyor. Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ve fiyat da çok düşük. Türkiye'de ciddi bir buğday açığı olacak, arpa açığı olacak. Çünkü kuraklık var, verim düşüklüğü var, tarlalarda yeterli gübre kullanılamadı, yeterli toprak işlemesi yapılamadı. Yağışlar kış yağışlarını aldı ama baharda şimdi bakın birçok yere dolu vurmaya başladı. Fırtına şeklinde yağışlar yağıyor. Yani Türkiye daha bunları kontrol edemezken, daha Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle'nin, Fırat'ın sularından barajlar yapamazken, Konya Ovası'na su akıtamazken, Atatürk Barajı sayesinde Şanlıurfa'ya, GAP'a suyu akıtamazken, ne bileyim Trakya'daki birçok barajları yapamazken, gıda krizini nasıl çözecek? Yani başka ülkelerden ithalatla ya da başka ülkelerde üretim yaparak bu işler çözülmüyor. Çare bizde. Bizim kadar tarım toprağı fazla olan dünyada sayılı ülke var. Ukrayna da bunlardan bir tanesi. Ukrayna'nın da başı beladan kurtulmuyor. Yani emperyalist güçler işte nerede elde edebilecekleri kaynaklar, rantlar veya kamu kaynakları var. Oradaki hükümetlerle işbirliğine girerek oralarda bir takım projeler hazırlıyorlar. Biz bu projelere alet olmamamız gerekir. Çünkü Atatürk bize bıraktığı zaman çok güçlü bir ülke bıraktı. Aslında tarımsal altyapısı da çok güzel bir ülke bıraktı. Devlet su işleri var, köy hizmetleri var. Yani yol su elektrik denilen bir kurum vardı. Toprak su vardı. Yani zirai donatım kurumu vardı. Ama bunların hepsi zaman içerisinde ya kapatıldı, ya işlevsiz hale getirdi, ya da toprak mahsulleri ofisi gibi İthalatı yöneten ofis haline getirildi. Yani bizim Çiğdem Hanım gündemimizde bu olmaması gerekli. Peki bundan sonrası için şu geldi aklıma, gerçi siz daha doğrusu konuşurken, şimdi yerli ve milli olduğunu söyleyen bir iktidar. Dolayısıyla yerli ve milli ise niye o zaman tarım bu noktada, ya da o zaman dediğiniz şey önemli, emperyalist başka amaçlar tarım üzerinden de memleketi vurmak istiyor olabilir ve memleketin tarımını zaten yok edip dışarıya bağımlı kalmasını istiyor olabilir. Yerli ve milli bir bakış bunu aslında sekteye uğratmayı tercih etmez mi? İki Trakya büyüklüğündeki alanın boş kalması çok acı verici bir sonuç gibi geliyor. Yani ve bu toprak kullanılmadıkça bu kullanılmaması da ayrıca bir yan etkisi olmaz mı? Onu da danışayım size. Evet, tabii ki şimdi AKP'nin sadece sözleri yerli ve millilikle açıklanabilir. Söz kısmında ama uygulama kısmına geldiğimizde bakın önümüzdeki haftalarda biz hayvan ithalatını konuşacağız. Niye hayvan ithalatını konuşacağız? Çünkü Kurban Bayramı'nda var olan bütün hayvanlarımızı da keseceğiz. Zaten sütün ekleri kesilmişti. Diyecekler ki ya Türkiye'de kesilecek hayvan kalmadı. Talep az olmasına rağmen artık insanlar et bile satın alamıyorlar. Talep az olmasına rağmen hayvan varlığımız çok azaldı. Hayvanları ithal edelim. Yine hatırlarsınız bir ay kadar önce zaten Cumhurbaşkanı söyledi. Uruguay'da niye hayvan arıyoruz? İşte besiciye destek verelim gibilerinden konuştu. Uruguay'da hayvanları topladılar. 2-3 hafta sonra bunlar ülkeye gelecek. Yani işte başka ülkelerde patates topluyorlar. Türkiye'de patates krizi oluyor. Yine aynı kişiler patatesi Türkiye'ye getiriyorlar. Yine buğdayda, arpada Türkiye rekorlar kırıyor. Rekorlar üzerine rekorlar kırıyor. Buğday fiyatı 150 dolarlardan 450 dolarlara çıkmasına rağmen hala ithalat konuşuluyor. Yani arpa fiyatları 130 dolarlardan 500 dolarlara çıkmasına rağmen hala ithalat niye konuşuluyor? Çünkü bundan AKP ve yandaşları rant sağlıyor. Yani bunun ithalatından, ticaretinden. Çünkü artık rant sağlayacak alanlar son derece azaldı. Birçok kamu özel işbirliğiyle beşli çeteye sağladıkları avantajların artık sonuna gelindi. Başkası sağlayabilecekleri bir şey kalmadı. Çiftçinin en azından üretimini de biz engelleyelim. O üretmesin. İhtiyacımızı yurt dışından karşılarız. Olsun vatandaş pahalı yesin. Hiç önemli değil. Yani şimdi bakın siz de söylediniz. Yani 35 milyon, 40 milyon dönüm arazi boşken niye biz hala ithalatla uğraşıyoruz? Niye yeni projeler geliştirmiyoruz? Yeni hatırlayın bir hafta önce bir komite toplantısı, gıda komitesi toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı da orada bir açıklama yaptı. Ne dedi? Bundan sonra ekilmeyen arazilere yönelik destekler vereceğiz dedi. Hani var mı bir destek? Var Bir mı? Herhangi açıklama. bir destek var mı? Açıklama var mı? Yok.
Hani Türkiye'de yağ krizi olduğu zaman 4 il, 7 ilçede yağlı tohumlu bitki üretimini teşvik edeceklerdi. Herhangi bir teşvik alan, destek alan var mı? Yok. Yani çünkü AKP'nin bütün sözleri artık bundan sonra gündemi değiştirmek. Gündemde ya bakın biz gıda krizi var ama uğraşıyoruz. Peki son bir şey, o hani sorunun diğer kısmı, yani ben sadece teknik anlamda merak ettiğim için böyle bir cümleyle bir cevap olursa sevinirim. Bu boş kalan topraklar, uzun süre boş kalması sonrasında herhangi bir şekilde ekim yapıldığında bir dezavantaj olur mu? Yoksa hayır, her türlü verimli toprak verimlidir, her zaman kullanılır mı? Tam tersine, ekilmeyen toprakta yağmur ve su birikimi olur, organik madde birikimi olur. Dolayısıyla daha verimli hale gelir. Yani buralarda projeler geliştirerek bu topraksız olan çiftçiye başta olmak üzere bu araziler kullandırılabilir. Yani bu topraklar birleştirilerek kamu tarafından satın alınarak, kamunun oluşturacağı çiftlikler işte üniversitelere, araştırma enstitülerine verilerek, deneme tarlaları olarak, tohumluk üretim istasyonları olarak kullanılabilir ama yani AKP'den bunları beklemek herhalde deveye hendek atlatmak gibi bir şeydir. Bu yeni artık bizim iktidarımızda gerçekleşecek Çiğdem Hanım. Biz bunun için önce projeler yapacağız. Bunun için önce niyet gerekiyor anladığımız kadarıyla. Aynen. Çok...